Ben bu hareketin, Erdoğan hareketi diyelim buna hadi, Erdoğan hareketinin doğuşuna, yükselişine, zirveye çıkışına tanık oldum. Şu anda da bu hareketin, bu sayfanın, 25 yıl önce açılan sayfanın kapanmakta olduğuna tanık oluyorum. Bu anlamda tarihi bir andan geçiyor Türkiye. Erdoğan'ın bu saatten sonra bunu döndürebilme imkanı var mı? Daha önceki birçok yayında söylediğim gibi olduğunu sanmıyorum. Bu üslupla, bu tutumla, bu çevresindeki bu kişilerle çok mümkün olduğunu sanmıyorum. Peki ne olur? Çok uzun bir mesele. Bunu da nasıl olsa vaktimiz bol. İleriki yayınlarda konuşalım. Ama şunu tekrar söylüyorum. Bir, iki şeyle özetleyebiliriz. Bu aslında kaybetmiş bir Erdoğan'ın kaybının ilk defa görünürleştiği bir seçim oldu. Uzun bir süreden beri. Haziran'dan sonra diyelim en azından. 7 Haziran seçiminden sonra. Bu aslında gerçek olay. Ama gerçeğin henüz tam şeyi değil. Iceberg söz konusu. Kayıp çok daha büyük. Birincisi bu oldu. Kaybın nedeni de özellikle Erdoğan'ı kaybettiğini gören insanların önemli bir kısmının onunla beraber kaybetmek istememesi. Bu bir vefa meselesi değil. Yani siz onunla kazandınız, şimdi onun zor durumunda yanında neden olmuyorsunuz? Oldular uzun bir süre, çok uzun bir süre oldular. Ama bu kaybın tekrar kazanca dönüşebileceğine doğru yönelik bir işareti Erdoğan'dan görmediler. Dolayısıyla benim gördüğüm kadarıyla şu son seçimde Erdoğan'a oy vermekten caymış olan kesim artık orada bir çıkış görmüyor ve onunla beraber kaybetmek istemiyor. Bu kazandıkları anlamına gelmez ama en azından gördükleri bir kayıptan kendilerini en azından şu aşamada uzak tuttukları anlamına gelir. Dolayısıyla Türkiye gerçekten çok önemli şeylere gebe. Çok hızlı da bir takım şeyler gelişebilir. Sakin de gelişebilir ama artık Türkiye'de siyasetin rengi iyice değişti. Geç kaldı bu belki ama bir şekilde oldu. Bakalım bundan sonra ne olacak.